Ben geç kalmayı hayat felsefesi haline getirmiş bir kadınım. Sana da geç kaldığımın farkındayım. Ama inan ki ilk kez bunu bilerek yapmadım. Senin gibi bir adamın varlığından haberdar olsaydım, yıllar önce doğar, sana yıllar önce rastlar, yıllar önce... Bilmiyorum. Sen ki başını dizime yaslayıp, geçmişteki tüm hatalarını anlatırken sesi çatallaşan adam. Seni sevmemek mümkün mü? Seni bir anne şefkatiyle saramayacak kadar yorgun bir kadın olduğum için üzgünüm. Üzgünüm bu kadar geciktiğim için. Benden önce başka kadınların hayatına girip seni bu kadar yıpratmalarına, ağlatmalarına müsaade ettiğim için üzgünüm. Donuk bakan gözlerin için üzgünüm. Göğsünde bir cenin gibi kıvrılıp uyuyamayacağım her gece için de üzgünüm. Sana bu mektubu bir tren garından yazıyorum. Yollar mıyım ya da sana ulaşır mı bilmiyorum. Tek bildiğim, hayatın beni her zaman ötelediği ve sana affilli bir veda etmem gerektiği. Evet, gidiyorum. Bundan böyle bir kabusla çarpıştığım gecelerde ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Yalnız uyanacağım. Arayacağım, kimsem de yok. Sırtından kalçalarına dek bir şelale gibi dökülüyor dediğin saçlarımı da kestim. Üzgünüm. Bir kadın gidişinin bileti olarak saçlarını kesermiş. Yalnız kadınlar kendi kendini teskin eder demişti anne. 3 yıl evvel, yani ölmeden önce. O da yalnız bir kadındı bize rağmen. Biliyor musun? Ben çok adam incittim. Daima içimden geçeni söyledim. İçi dışı bir deyimini biraz fazla benimsedim belki, bilmiyorum. Ama nazik olmak için süslü cümleler kuramadım hiç. Yalancılığın nezaket adı altında pazarlanmasından hep nefret ettim. Ben buyum işte. Doğru söyleyen, 9 köyden kovulan, bunu zerre umursamayan. Kendi dünyasını inşa eden bir kadın. İnsanlar beni çok yaraladı. Bunu yaparken yüzleri kızarmadı. Gocunmadı hiçbiri. Ben en azından dürüstlükle incitiyorum. İncitmenin bile bir onur olduğuna inanıyorum. Mektubun bu kısmının seninle ilgisi olmadığını düşünebilirsin ama yanılıyorsun. Ben inşa ettiğim dünyaya yalnızca seni dahil etmeyi diledim bugüne kadar. Olmadı. Olmayacak. Bu yüzden kendi dünyamı terk ediyorum. Dünya ancak ölürken terk edilmez. Endişelenme, ölmüyorum. Sadece kendime yeni bir gezegen aramak için yola koyuluyorum. Çok güzel gülüyorsun. Bunu çok harcama, olur mu? Bir de basit kadınlar uğruna şiir yazma. Benden sonra bir kadına şiir okuyacaksan mesela, bu çocuğunun annesi olsun en azından. Hayatına adayacağın kadına içini aç. Meyve soyarken yanlışlıkla el kayması sonucu oluşan küçük bir bıçak izi gibi kadınlarla değil de jilet izi gibi geçmeyecek olan kadınla uyu mesela. Gözüm arkada kalmasın bu açıdan. Seni doğru bir kadının yüreğine emanet ettiğimi bileyim. Bana
sık sık yaz diyebilmeyi isterdim ama adresimi öğrenmene müsaade etmeyeceğim. Biliyorum ki gelirsin. Biliyorum ki zaten geç kaldığını söylüyorsun. Şimdi nasıl gitmekten söz edebilirsin der ve zorla geri getirirsin. Ah, o göğsündeki her yarayı merhametle öptüğüm. Geç kalınan hiçbir hayat hayat değildir. Hayatın olmayı dilerdim. Sana son olarak bir şiirle veda edeceğim. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni konla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Kapının arkasında yoktum demiştim ve divanın altında da. Bulamazsınız ki artık beni hayatın ortasında. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar. Beni kimse bulamazdı. Tanrı'nın arkasına saklansam, o kocamandı. En kocamandı o. Bir kız çocuğunun hayalleri kadar. Bir zamanlar kendimi bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum. Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmaya utanmadan. Sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Ah.